Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi T625 Gökbey helikopteri ile ilgili çok önemli bir test görüntüsü paylaştı. Bu testler soğuk hava testleriydi ve geçtiğimiz Aralık ve Ocak aylarında İsveç'te yapıldı. Eksi 30 dereceleri gören bu testler helikopter için neden önemli? Havacılıkta soğuk hava testleri nasıl yapılıyor? Bunlar farklı ortamlarda gerçekleştirilebiliyor mu? İşte bugünkü videomuz soğuk hava testleri. Son günlerde ülkemiz soğuk hava dalgası içerisinde birçok bölgemizde kar yağışı var ve tabii ki kar yağışı askeri olsun sivil olsun havacılığımıza oldukça etkiliyor. Ama hava araçları biraz önce de söylediğim gibi hem sivil hem askeri anlamda soğuk hava testlerinden geçirilmek zorunda ve sertifika verilirken bu testlere çok dikkat ediliyor ve zorlu şartlar denendikten sonra hava araçları uçuş ömrüleri sırasında bu tür noktalarda, soğuk havalarda aksaklık olmadan uçmaları gerçekleşiyor. Şimdi Gökbey testine dönelim. Malum Gökbey 2018 yılının 6 Eylül'ünde ilk uçuşunu yaptı. 12 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey ismini verdi ve geçtiğimiz aylarda da ilk teslimatı Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirildi. Halen 3 Gökbey helikopteri Jandarmada uçuşlarını devam ettiriyor. Bunu sonraki 20 adetlik aralarında Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri var. Jandarma'da var. Onlara yapılacak teslimatı izleyecek. Sonrasında da yerli motor TS-1400'de test ve sertifikasyon sonrasında ikinci 50 adettik paketin üretimi başlayacak. Gökbey bu test için TCHLR tescilli o siyah koyu renk boyalı Gökbey Uçağa kondu, Ankara'daki Mülte Tamam Meydan Komutanlığından kargo uçağı kalktı ve İsveç'in Kiruna kentine götürüldü. Burası İsveç'in çok böyle kuzeyinde yer alan, özellikle turizm açısından önemli bir meydan. Buraya kutup ışıklarını görmek üzere her yıl çok sayıda turist geliyor ve bu meydanın da en yoğun zamanları. Aralık, Ocak ayları yani yılın en soğuk döneminde gerçekleştiriliyor. TUSAŞ bu meydanı testler için bir aylığına kiraladı. Helikopterde özel test ekipmanları yerleştirilmişti bu TCHLR helikopterine. Aynı zamanda test pilotları, uçuş test mühendisleri ve yerde de tüm verilerin takip edileceği bir telemetri sistemi kuruldu. Telemetri sisteminin arkasından farklı hava durumlarında ki burada sıcaklık eksi 30 santigrat dereceye kadar düştü. Eksi 25'ler, eksi 23'ler test edildi ve burada helikopter toplam 60 saat uçuş yaptı. 60 sorti uçuş gerçekleştirdi. Aralık ve Ocak aylarında toplam 30 gün süren bu testler sırasında Gökmey'in adeta limitleri zorlandı. Bir hava aracı için bu neden önemli? Örneğin hava aracında pilotlar geldiler. Soğuk havada dışarıda beklemiş bir helikopterin bataryalarında, aviyonik olarak adlandırılan elektronik sistemlerinde veya motoruna baktığınız zaman yakıtta, veya motoru yağlama sistemlerinde çeşitli problemler meydana gelebiliyor. Her yerde hava sıcaklığı 20-30 derece gibi böyle rahat şartlarda olmuyor. Gece beklemiş bir hava aracının öncelikli olarak kısa sürede içerisinde uçuşa hazırlanması lazım. Bataryanın çalışması, elektronik sistemlerin devreye alınması, motorunun normal şartlarda olduğu gibi yağ devir daimi ile birlikte çalışması büyük önem arz ediyor. Bunun yanı sıra ısıtıcı sistemlerle helikopterin dışında yer alan çeşitli pitotüpler, antenlerin de bir an önce devreye konularak bir şekilde çalışır hale getirilmesi ve helikoptere veri sağlaması veya haberleşmenin sağlaması büyük önem arz ediyor. Testler sırasında Gökbey soğuk hava şartlarında iniş ve kalkış, ki burada görüntülerde gördüğünüz gibi örneğin bu kalkış sırasında ana rotorun oluşturduğu bir kar kütlesi ve buzlanmayla birlikte bir kalkış söz konusu. Havada buzlanmanın etkileri test edildi ve bu testler sırasında helikopter maksimum sürat olan 176 nota yani saatte 325 kilometre hıza çıkartıldı. Burada buzlanmayla ilgili önemli bir parantez açmak istiyorum. E, yüksek irtifalarda uçarken veya bu tür zorlu coğrafyalarda uçarken helikopter olsun uçak olsun buzlanma meydana gelebiliyor. Aslında helikopterin kanatları o tepede gördüğünüz o dönem büyük paller, pervaneler. Onun üzerinde oluşabilecek bir buzlanma aerodinamik olarak helikopteri zorlamaya başlıyor. Havada tutunmayı zorlaştırıyor. Benzer bir durum uçaklar için de geçerli. O buzun orada olmaması, uçuş sırasında oluşmuşsa kırılması gerekiyor. Bunun için farklı farklı sistemler kullanılıyor. Eğer buzlanma olmuşsa helikopter için havada tutunma süresi artıyor ve daha fazla güç gerektiriyor ve ne yazık ki bazen bu buzlanma çok ciddi kazalara neden olabiliyor. Gelelim soğuk hava testlerinde örneğin yolcu uçaklarında ne yapılıyor? Genellikle Airbus olsun, Boeing olsun kuzey yarımkürede Kanada gibi, İsveç gibi soğuk ülkelerde bu testleri gerçekleştiriliyor. Bunlar için maksimum hedef eksi 50 derece santigratı görebilmek. Ama bunu da dünyada sürekli bir şekilde görebilmek oldukça güç. Burada sistemlerin emniyetle çalışması gerekiyor. Burada uçağı ikiye ayrılıyorlar. Genellikle bir boş uçak götürülüyor ve bu boş uçak içerisinde test ekipmanları, test mühendisleri yer alıyor. Sistemler nasıl çalışıyor, motorun performansı, İçerdeki durumlar test ediliyor ve aynı zamanda uçakla birlikte imalatçı ile birlikte bu teste aviyonik üreticileri, motor imalatçıları da katılıyor. İkinci test ise normal bir yolcu uçağı ise bu içinde koltuklar olan uçaklarla gerçekleştiriliyor ve bu testlerde onun etkileri kabin'e nasıl yansıyor, bunlara da bakılıyor ve tabii ki donma testleri açısından genellikle uçak 4 gün uçulmuyor ve orada apronda açıkta bekletiliyor. Bir şekilde buzların soğuğun etkileri sistemlere test ediliyor, bakılıyor ve tabii ki bu tüm pahalı testler biz yolcuların güvenliği için gerçekleştiriliyor. Bir de laboratuvar şartlarında bunlar yapılabiliyor. Düşünün devasa bir uçağı bir hangara sokuyorsunuz adeta buzdolabı gibi bu soğuk hava şartlarını burada yaşatabiliyorsunuz. Bununla ilgili en büyük test merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'daki Eglin Hava Üssünde McKinley İklimlendirme Laboratuvarında hava sıcaklığı içeride eksi 54 santigrata kadar düşürülüyor ve tabii ki dev bir buzdolabı düşünün, buzlu dondurucu şartlar burada uçaklara, helikopterlere bazen mühimmatlara uygulanıyor ve testler burada görülüyor. E, burada görüntülerden de izlediğiniz gibi Airbus A350 tipi yolcu uçağını Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bu merkezinde buzlanma testlerine tabi tutmuştu. Tekrar Gökbey'e dönecek olursak 3 adet Gökbey halen jandarma havacılık tarafından Türkiye'nin farklı yerlerinde test ediliyor. Bundan birkaç ay evvel de teslimat öncesinde helikopterler Erzurum'a götürülmüştü. Orada yüksek irtifa testleri ülkemizde başarıyla yapılmıştı. Ve bu soğuk hava şartlarıyla birlikte o testlerin de eklenmesiyle Gökbey bu testlerden başarıyla anlının akıyla çıkmış oldu. Bu testler için şöyle bir parantez açayım. Yurt dışından gelen ithal motorla bu testler yapıldı. Sonrasında Teyin'in ürettiği TS 1400 serisi Gökbey'de kullanılmaya başlanacak. Muhtemel o testlerde oralarda yapılarak motorun çalışma prensipleri, acil durumda ürettiği güç ve tabii ki buzlanma şartlarında nasıl bir performans soruyor bunlara da bakılacak. Gökbey yaklaşık 6 ton ağırlığında... 12 kişi taşıyabilen bir genel maksat helikopteri bir taraftan da Gökbey'in sivil sertifikasyonu konusunda çalışmalar devam ediyor. Sivil açıdan bu testlerin yapılması da çok çok önemli. Ben eminim ki Gökbey askeri helikopter pazarında olduğu gibi sivil pazarda da bir şansı olacak ve çok sayıda Gökbey'in ilerleyen yıllar içerisinde üretimi söz konusu olacak. Şu an 3 adet Gökbey'den sonra 20 adetlik ithal motorla üretim başlıyor. O helikopterlerden sonra da yaklaşık 2 yıl sonrasında da 50 adetlik 3. parti başlayacak. İşte o 50 adetlik 3. partide de T tarafından üretilmiş TS-1400 serileri kullanılacak. 50 adetlik 3. partiden sonra Türkiye'ye 200 adetlik üretim planlanıyor. Bu verilecek siparişler arasında askeri modellerin yanı sıra sivil modeller işte ambulans görevlileri, devlet görevlileri de olacak. Ben eminim ki yurt dışı ile birlikte bu miktar katlanarak devam edecek. Arkasından sivil anlamda gözler T-925'te askerleri de zaten devam eden projeler Atak'la başladı. Şu an Atak 2 biraz beklemedi. Ama bu konuda da döner kanat konusunda da TUSAŞ önemli adımlar atıyor. Ve gelecekte döner kanat helikopter tasarımları ve projeleri TUSAŞ'a hem satış açısından hem gelir açısından hem de iş açısından çok önemli bir altıp oluşturacak. Dilim döndüğünce size soğuk hava testlerini anlatmaya çalıştım. Bunlar hava araçlarının testleri açısından çok çok öneme haiz önemli konular. Belki yapması pahalı ama bunlar uçuş emniyeti için şart. Bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basın. Abone olmadıysanız bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.